Wi-Fi falanlar birlikteyiz bugün. Gerçekten hem gençlik kollarındayken hem başarılarını gördük, gayretlerini gördük. Bugün Malatya'da bizim milletvekili adayımız. İnşallah onu en güçlü şekilde meclise göndereceğiz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz, doğru, ama inşallah Allah'ın izniyle bu yaraları biz hep beraber birlikte el ele vererek yeniden saracağız. Biz güçlü milletiz. 14 Mayıs bizim için bir milat. Bizler de bu noktada 14 Mayıs'ta inşallah güçlü bir şekilde, güçlü bir devletle tekrar yolumuza devam edeceğiz. Gedik Mahallesi Yeşilyurt Belediyesi olarak bizim en fazla hizmet ettiğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Diğer tarafa bir hizmet götürürken biz 10'ra harcıyorsak, Gedik'e en az bunun 10 katını harcamamız gerekiyor ki aynı seviyeye gelebilsin. Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık iktidarında, 22 yıllık AK Parti geçmişinde Gedik Mahallesi hiçbir zaman yan bakmadı, hep düz baktı, hep destek verdi, hep yardımcı oldu. Bu güzelliği görmek istemeyenler var ve dışa karşı ülkemizi itibarsız hale getirmeye çalışanlar var. Cumhurbaşkanımız ve yanındaki yol arkadaşları da haliyle bunlarla çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Bizler de yerelde hem Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için hem de bölgemize daha fazla yatırım gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler Yeşilyurt'ta 45 proje söz vermiştik, 95 proje bitirdik. Doğrusu AK Parti diyorum, doğrusu Recep Tayyip Erdoğan diyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Diğer seçimlerden farklı bir seçimle karşı karşıyayız. Bugün ilk defa 7 benzemezin bir araya geldiği bir masa ve bir grupla karşıda onlarla mücadele eden bir Cumhur İttifakımız var. Geçmişte 28 Şubat'ta bizlere zulmedenlerle 28 Şubat'ta mağdur olan sakallı bir tayfa aynı tarafta. Bir taraftan da PKK'nın Kandil'in temsilcini yapanlar bu masada. Bakın 14 Mayıs'ta biz bunlarla mücadele etmeyeceğiz sadece. Biz hizmet kervanının devamı için bunları sandıklara gömmemiz gerekiyor. Yeni hizmetlerin müjdesini verdi. Bizler de hem deprem konutlarının yapılması için lütfen kapı kapı dolaşıp gerçekleri anlatalım. Seçimin önemini anlatalım. Diğer türlüsü bunlar neden razı olsun. İnşallah bir daha böyle felaketleri Rabbim bizlere göstermesin. Bu yaraları hep birlikte bu beraberlik için.